birisi var. Kim var? Kim var aylardır Kim var? görmüyoruz? Aylardır Kim kimi var? görmüyoruz? Çok özlediğimiz sesini, Sektöre hoş oynayışını, geldin. Aa, kral! Konuş be kral, yürü hareketlerini. O kadar ağır başlı ki, o kadar karizma ki asla konuşmuyor böyle şeylerde. Kim var? be. Teşekkür ederim abi. Geldim, geldim, konuşuyorum. Yok, sen değilsin. Seni her gün yüzünü görüyoruz kardeşim. Evet. Bugün özel Evet. konuğumuz. Evet. 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 Nasıl sesler? Sevgili. Evet. Sersene. Kim bizle? Konuşsana oğlum. Sevgili, en tatlı, En sevdiğimiz, bayıldığımız. en sevdiğim, bayıldığımız. Eren burada mısın? Ben harbiden bayılacağım yalnız şimdi. Ses ver oğlum. Eren ne oluyor sana diyorlar. Ha diyerek muhabbete girdi. Ha Sevgili, dedi arkadaşlar. kanseren bizlerle konuşturmayı başardık onu. Ha dedi. Hiçbir donate'i kaçırmayacağım bu arada. Yayınlar ne zamandır Eren yoktu. Kanserli bir yayın geçecek gibi gözüküyor. Seviliyorsunuz diyor Emre Can. Sektöre Petibör 5 lira hoş göndermiş geldin. yayınlar demiş. Çok sağ olun Mustafa Ali Altıparmak 18. ay. Ferrari'miz yok da kalbimiz var be demiş. Evet. Eren nasılsın? Milyonlar seni bekliyor şu an İyiyim konuşmanı. işte. İyiyim ben de. Nasıl geçti sınavlar, yazılılar? Herkes seni soruyor. Eren. Eren diyor ki sınavların nasıl geçti? Sektöre Sınav gibi. hoş geldin. Sınav gibi. Oo. Tamam. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun Aynen. diyor. Kurmuz bu arada 8 lira göndermiş. Çok teşekkür ederim yüreği güzel insan. Çok sağ ol. İyi ki varsın. LÖSEV'de de destek olmuştun sen. Hatırlıyorum. Patates ikinci ay selamlar, kolay gelsin Can abim. Canım demiş Mustafa, hoş geldin. Eren çok formunda herhalde. Eren ne zamandır oyun oynamıyorsun? Yani ders mi çalıştın hep? Yo. Evet, çok iyi yapmışsın Eren çalışarak. Evet, çok bayağı iyiymiş Eren. Eren Harika. neler? Neler yapıyorsun? Nasıl? Nasıl? Genel neler Teşekkürler. yapıyorsun? Yayınla ilgili şevki, motivasyonum yavaş yavaş başından Eren. artmakta. İçecek bir şey var mı üstüncüm? Eren yarı yılda karne nasıl geldi karne? Ha, kaç? Bir dakika dur söyleme. Ben sana hediye vereceğim o zaman. Eğer 90 plus ortalaman varsa hediye Sektöre vereceğim. hoş Kaç geldin. geldi Eren? Bakayım. Bilmiyorsun. Bu kadar alakalısın derslerinde. Bazen. Bilmiyorsan 90'dan düşüktür. Evet, Eren hep 90 alıyormuş ama ya. Düşüktür. fazladır. 90'dan fazladır. Kaç olur Bak Eren bakayım Eren. ortalaman? Bilmem. Bunu Evet. biliyorsundur ama ya. Eren, Tahmini yok mu senin Eren? cevapların beni çok tatmin etti Eren. Tamam. Tuna demiş ki 30 bin farkındayım, onların yanındayım demiş. Çok Sektöre sağ ol Tuna, çok hoş teşekkür ederim. geldin. Arda abone olmuş. Bedirhan 6. ay. Eyvallah. Ya bu da diyor TC kimlik numaran yanlış diyor. Nasıl yanlış, değişmez oğlum TC Nasıl kimlik lan? numarası. Eren. Değişir mi hiç? Kim değiştir? Kimse değiştiremez oğlum, öyle bir Türkiye Oğlum Cumhuriyeti'nin öyle bir kartının iki mi lan bu? Yetkisi yok yani. Dur Bak, bakayım zeki çocuk yüksektir diyorlar. Bayılıyorum şuna diyorlar. Özlediniz değil mi Eren'in o güzel tatlı sesini? 9'da aldık, 13 oldu bebeğler. Biz de büyüdü. Az da olsa bizim de çorbada tuzumuz olsun. Çok güzel bir olay demiş Snake Dog. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. 3 lira göndermiş. Şu an 36 liramız oldu bile. Evet, büyük balinaları bekliyoruz. Böyle parası çok olanları, hayatta çok daha maddi anlamda başarılı olanları bekliyoruz şu an. bakayım. Çünkü 36 binle çarp 36, tamam. Binde 5'i toplandı arkadaşlar şimdiden daha. Okul is coming diyorlar. Ya bu yayının sonunda hakikaten hayırlı bir şey yapalım istiyorum. Yani en azından bir tane gencin bir yıllık eğitim masrafını karşılayayım istiyorum. Çok zor bir şey. Çok fazla, çok maliyetli yani o eğitimler. Bir tanesinde olsa da başaralım istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi Tohum Otizm Vakfı ile ve Otizm ile ilgili kısa bilgilerden bahsedeceğim size. Otizm doğuştan gelen gelişimsel bir farklılık aslında, hastalık değil. Bunu hiç karıştırmamak lazım. Bir farklılık. Bu arada yarın bir gün siz de büyüyeceksiniz. Aranızda çocukları olanlar da var. Her 59 çocuktan bir tanesi Sektöre otizm riskiyle hoş dünyaya geliyor geldin. arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde şu anda
1.387.320 birey var. Haliyle aileleri de var ve bu durumdan etkilenen de 5.550.000 aile ferdi var. Benim de çok yakınımda çevremde böyle bireyler var. Gerçekten eğitim süreci çok maliyetli. İşte bir uzman tarafından eğitim almadan da bizler gibi normal bir hayat yaşayamıyor bireyler. Türkiye'de 0-19 yaş arası 30.000 çocuk, genç çocuk sayısı 434.000. Çok ciddi rakamlar bunlar, bakın. Sizin de çevrenizde var. Ve bunların kritik nokta, bugün yapmaya çalıştığımız şey aslında şu: 434.000 tane 0-19 yaş arası genç var ya, bunların sadece 30.050 tanesi eğitim alabiliyor arkadaşlar. Herkesin maddi durumu aynı olmuyor. Böyle fırsatlardan faydalanamıyorlar. Biz bu sayıyı 30.051 yapmaya çalışıyoruz aslında bugün. Okullaştırabilme ve eğitime ulaşma şansı olmuyor herkesin. Güray 5 lira atmış. Antman 10 lira. Çorbada benim de tuzum olsun demiş. Nova Riper hoş geldin. Eren anlat. Hiç mi anlatacak bir şey yok? Eren nasıl gidiyor hayat ya? Ben unuttum, 13 yaşında olmak nasıl bir şey, ben unuttum yemin ediyorum. Yaşlandım ya. Hayat 13 yaşında olursan güzeldir ha. Bu arada otizm arkadaşlar erkek çocuklarda kız çocuklara göre 5 kat daha fazla çıkma ihtimali sektöre oluyor. Sektöre hoş geldin. Ali Altıparmak, otizmli bir kuzenim var. Bu yayın beni çok mutlu etti. Ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum diyor. 1000 bit göndermiş. Çok sağ ol Ali Altıparmak. Çelik Yürek 24. ayını kutluyor. 24 ay şerefine oynayalım beraber demiş. Tutu, ufak da olsa çorbada tuzumuz olsun demiş. 10 lirayı da o vurmuş masaya. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Birkaç tane bilgi var, onları okuyacağım. Sonra Hüsnü burada mı misafirimiz? Evet, kim gelecek abi? Bu konudan esas bahsedecek uzman. Tohum Otizm Vakfı'nın genel müdürü Betül Hanım. Tohum Otizm Vakfı'nın genel müdürü gelecek arkadaşlar. O da bu konuyla ilgili çok kısa konuşacak. Eren sesi değişmiş. Evet. Eren'in sesi değişmiş. Eren büyüyor. Eren büyümüş. Evet evet, büyüyor yavaş yavaş. Elimizde büyüdü. Elimizde büyüyor. Harbiden. Eren. Kaç senedir tanışıyoruz biz? Kaç senedir bu işin peşindeyiz? 4 Eren. Bu arada şey güç değil. Otizmin çocukluk dönemi belirtileri var sevgili arkadaşlar. Göz teması kuramama olabiliyor. İsim söylendiğinde dönüp bakmama olabiliyor. Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyma olabiliyor. Sallanmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketlere sahip olmak olabiliyor. Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama olabiliyor. Biraz daha geriden ya da ileriden geliyorlar. Otizm sahibi bireyler. İşaret parmağını kullanıp ben bunu istiyorum demiyorlar genellikle. Takıntılı davranışlar sergileyebiliyorlar ve konuşmada gerilik olabiliyor. Sektöre hoş geldin. Belirtilenlerden bir ya da birkaçı varsa mutlaka bir çocuk psikiyatrisine hemen başvurmak lazım bu arada. Yarın bir gün siz de çocuk sahibi olacaksınız. İnşallah sağlıklı, güzel çocuklarınız olur. Ama bu bilgi de aklınızda kalsın. 2 Nisan da Instagram'dan bir post attım ben. Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü 2 Nisan. Otizm farkındalığını yaratmak için toplumu otizmin farkındalık rengi olan mavi, yani arka planımız gibi mavi olan bir kıyafet giymeye veya mavi bir objeyle fotoğraf çektirmeye davet ettiler. Sosyal medya üzerinden de otizme mavi ışık yak hashtag ile bunu yaptılar. Şöyle yapalım. Ahmet selam, iyi yayınlar demiş. O 11 lira göndermiş. Onu ayarlayamamışız herhalde Diren. Zako 5 ikinci ay I'm happy man demiş. Çok sağ olasın, çok teşekkür ederim. Şimdi bir tane çok kısa video izleteceğim. Ya da IRL yapalım, ondan sonra izleyelim arkadaşlar. Ölüme sektöre çok yakın. Hoş geldin. Orada Osman Tosun da bir video salmış. Ona da bakalım. Şimdi beraber yorumlayalım. Hayatta bazen ölüme çok yaklaşırız. Ben küçükken iki kere yaklaştım. Bir kere deniz yatağında koydular beni, deniz yatağına. Didim'de altın kumda. Rüzgar aldı götürdü böyle. 500 metre falan götürdü. Yüzme falan da bilmiyorum. Çocuğum böyle. Üzerine yapışmışım onun. Annem o kadar hızlı yüzemiyor. Babam da başka insanlara bakıyormuş orada plajda böyle. Öyle bir hikaye yaşadım. Aldı. Götürdü beni 500 metre. Orada ölüme çok yaklaşmıştım ben. Bir kere trenin altından geçtim. Çok küçükken bizim kenar bir mahallede büyüdüm işte, anlatırım hep. Kum çukuru vardı orada. Oraya kömür getiriyorlar. Deniz kumu getiriyorlardı. Trenler yavaşlıyordu. Yani 4 ile 5 ile falan geliyor. Oraya duracak ya tren. Orada altından geçiyordum. Orada çok yaklaşmıştım. Başka olduğumu hatırlamıyorum.
Belki kalp krizi. Valla benim hiç olmadı abi. Ben çok sakin bir yaşam sürmüşüm. Hiç kolum bacağım da kırılmadı benim ya. Valla. Vücudum tertemiz geldi. Çok tam bir serseri güzel çocuk. Ben düzgün oldum. Şanslı bir dikkat siksok olayım var da o kadar yaklaşmadım. Ben harbi yaklaştım. Petibör 10 lira göndermiş. Eren çok tatlı demiş. Çağdaş hoş geldin aramıza. Nasıl donate atabilirsiniz? Dago 5 aşağıda arkadaşlar. Mubot da paylaşıyor. Üstünde paylaşır bol bol bugün. Bağış linkimiz var. Şu an Bino Game'de paylaştı. Ünlem Tohum yazınca çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında başka destek yöntemleri de var arkadaşlar. Nasıl? Sektöre mesela, hoş geldin. İşte bağış. Neslihan hoş geldin. 5 lira için çok teşekkür ederim. SMS'de bağış olayı var ya, onunla ilgili bilgiyi de verecek üstü şimdi hem chatte hem sesli olarak. Yani SMS'de bir SMS gönderip 5 lira 10 lira destekte de bulunabiliyorsunuz. 5 lirayla 10 lirayla kimse batmaz ama burada binlerce kişiyiz. Bir hayatı değiştirebiliriz. Kronos. Abi, istersen...